Değerli konuklar, teknoloji sahnesinin en önemli buluşması Türkiye Yapay Zeka Zirvesi bütün hızıyla devam ediyor. İlk bölümde ilham veren 3 değerli sunum dinledik. Aslında yapay zekanın kolaylaştırıcı rolünden de çokça bahsedildi. Tabii robotlar bir şekilde iş gücünü devralıyorlar ve hayatı kolaylaştırıyorlar bizler için ama bu duruma pekala robotların insanların işini elinden alacağı kaygısıyla bakanlar da olabilir. Şimdi gelin bunu bir bilenden dinleyelim. Zirvenin altın sponsoru Turkcell Global Bilgi'nin dijital çalışanı robotik süreç otomasyonunu anlatmak üzere Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Sayın Hakan Kendirci'yi sahneye davet ediyoruz. Her şey bir sorunla başlar ve ardından da sorular gelir. Bugün size iki parçalı bir sunum yapacağım. İlk parçasında bizim bir girişimcilik hikayemiz olan robotik proses otomasyonu ile ilgili ürünümüzün geliştirme hikayesini, diğer tarafta da generative AI'de yapmaya çalıştığımız bir örneği sizinle paylaşmaya çalışacağım. Evet. Şöyle biraz düşünelim. 1 milyon size ne ifade eder? Bu kimisi için bir para, kimisi için bir sayı, kimisi için bir hayal. Bu bizim için bir ayda robotlarımızın yaptığı transaction'ın adedi arkadaşlar. Biz bu işe ilk başlarken size şimdi sıfırdan 1000 robota ve 3000'in üzerinde senaryoya giderken paralelinde de 30'un üzerinde müşteriye kavuştuğumuz yolculuğumuzun meşakkatli hikayesini anlatacağım. Şimdi biz ilk başta başlarken tüm şey gibi, eminim burada birçoğunuz bu teknoloji ilk duyulmaya başladığı zaman denemelere başladık. Ve biz de işte bununla ilgili ürünlerin denemelerini yapmaya başladık. Bir yandan da tabii ki düşündük, hani acaba biz bunu kendimiz geliştirebilir miyiz? Biz bir operasyon şirketiyiz. Bilmeyenler için kısaca özetleyeyim, Turkcell Global Bilgi %100 Turkcell'in iştiraki bir şirkettir. Turkcell'in yanında 100'ün üzerinde farklı sektörlerde müşterisi de vardır ve bu müşterilere hem teknoloji hem de müşteri deneyimi ile ilgili çözümler sunar. Biz tabii buna başlarken birkaç tane deneme yaptık. Bu denemelerin sonunda aslında hani ilk başta bir community olarak çıkan ürünler zamanla böyle enterprise kullanıma girdiği zaman ciddi maliyetlerin de oluştuğunu görünce acaba biz bunu geliştirebilir miyiz diye bir düşündük. Sonrasında aslında pek de hani yapmayı denemediğimiz ama bir bu işe de başlarken özellikle şunu düşündük. Dedik ki bir startup ruhuyla yapabilir miyiz acaba? Yani biz sonuçta bir kurumsal bir şirketiz ama bunu böyle bir startup ruhuyla yemek yerken, beraber dolaşırken, bahçede otururken, devamlı ürünleri konuşup, ürünün gelişimini yapıp sunabilir miyiz diye konuşmaya başladık ve bu aşamada bu ürünün geliştirip başlamasıyla ilgili çalışmaları yapıp yaklaşık olarak 3 ya da 4 ay içerisinde çalışabilir bir MVP diyeceğim. Yani ilk prototipini çıkarttık. Ve şöyle de bir deneme yapalım diye konuştuk kendi içimizde. Bunu bir ortalığa saçalım. Acaba kullanılacak mı? Bir deneyelim. Gerçekten kullanıcı dostu bir ürün yapıp yapmadığımızı bir görelim dediğimiz zaman içeriye yaydık ve bekledik. İlk beklemelerin sonucunda sonuçta ekranda gördüğünüz gibi kimse kullanmadı. Kimse sevmedi bile. Bu benim işime yarar. Aa bu güzel bir şey yapmışsınız demedi. Sonrasında tabii ki hani dijital 90'lı yıllarda dijitalleşmeyle ilgili çalışan arkadaşlar bilirler. Hani o dönemlerde böyle ekipler oluşturulurdu. Yakalarına da böyle şeyler takılırdı. Dijital dönüşümcü. Sadece şirketin dijital dönüşümünü onlar sağlıyorlarmış gibi. Acaba dedik bunu bir gene IT'nin içerisinde bir organizasyon yapıp öyle mi sunsak? Öyle mi penetrasyonu sağlasak diye düşünürken hiç beklemediğimiz bir şey oldu. Finans bölümünden bir arkadaşımız bu robotlarla bir şey yaptı. Bir kahraman bulundu. Ve bu kahraman bunu nasıl yaptığını herkese anlattı. İçeride
sonrasında gerçekten ciddi bir nasıl söyleyeyim uyanış oldu diyeyim ve eğer orası yapabiliyorsa ben de yapabilirim diye düşünen birçok arkadaşımız oluştu. Sonrasında tabii ki bu farkındalığı içeriği yaymakla ya da geliştirmekle ilgili ciddi bir birden fazla zorluklar ortaya çıktı. Çünkü bunların bir robot olarak şirketin içerisinde tanımlanmasından, güvenliğinden, sahiplendirilmesinden, şirketin içerisinde hiç olmayan bir yapıdan bahsediyoruz. Bunları kurmak ciddi anlamda bize zorluk yaşattı. Burada eminim ki teknoloji yöneticileri arasında RP robotlarını ya da sistemlerini deneyen, kuran, 2-3 robot sahibi, 40 ile 100 arasında senaryo sahibi olan yöneticiler vardır. Ben bugün burada bu sunumu anlatırken kafanızda şunun kalmasını istiyorum. Siz eğer bunları yapıyorsanız şu anda bu kapının eşiğinin ucuna ayağınızı attınız demektir. Ama bu dünyanın ötesinde büyük bir okyanus var. Ben size onu aktarmaya çalışacağım. Şimdi bu işi yapabilmek için gerçekten siz şu anda kendi çocuklarınıza, çocukları olanlar bilir. Şu anda işte robotik dersleri, kodlama, algoritma, bu tür şeyleri öğretmeye çalışıyorsunuz. Çünkü yüzyılımızın getirdiği gereklilik bu. Aynı şeyi çalışanlarınız için de yapmanız lazım. Eğer siz bunu çalışanlarınıza sadece IT departmanları değil, tüm departmanlara kazandırdığınız zaman kurum olarak gerçekten dijitalleşiyorsunuz ve dijitalleşmeye başlıyorsunuz. Biz bu ürünü ilk geliştirmekle beraber buradaki işte stüdyosu, merkezi yönetim konsolu ve robotları geliştirmekle beraber hızlı bir ivme yakaladık. Ve bu ivme içerisinde bu ürünün gelişimi kendi kendine oldu arkadaşlar. Yani ilk başlangıcını biz 3-5 tane arkadaşımla beraber başlarken bir süre sonra bu ürün herkesin ürünü oldu. Herkesin eksikliğiyle ilgili gelişmeler yapıldı ve sonrasında ürünün penetrasyonu, üzerindeki fonksiyon sayıları, işte 500'ün üzerindeki fonksiyonun geliştirilmesi yaklaşık 1,5-2 yılı aldı. Sonrasındaki işte son kullanıcının ekranlarını meşgul etmemek için geliştirilen fonksiyonlardan tutun da bunların uzaktan çalıştırılması, durdurulması, schedule edilmesi gibi birçok fonksiyon devreye alındı. Biz bu dönüşümü yaparken özellikle tüm şirket olarak bunu sahiplendirilmesine çalıştık ve bu konuda da başarılı olduk. Şu anda 100'ün üzerinde farklı departmanlardan sertifikalı RPA developerlarımız var ve kendi ürünleriyle ilgili ya da kendi bölümleriyle ilgili işleri yapabiliyorlar. Burada size püf noktası olarak söyleyebileceğim şey şu. Şirketinizin içerisinde işini yapan kişiler, işini en iyi bilen kişilerdir. Eğer en iyi bilen kişi aynı zamanda bu teknolojiyi öğrenirse, işinde tekrarlayan, rutin ve onun elini oyalayan bütün işleri buralara devredebilir. Ve üzerinizde inanılmaz bir efor fazlalığı ortaya çıkmaya başlıyor. Sadece bizim şirkette robotlar ayda 80 bin saat çalışıyor. 80 bin saatin karşılığı yaklaşık olarak 400 adam. Bizim büyüklüğümüz yaklaşık 16 bin kişilik bir şirketiz. Bu yaklaşık %2,5'a denk gelir. %2,5'luk bir iş gücü sizin için inanılmaz bir değer olarak düşünüyorum. Sadece biz değil, bu teknolojiyi kullanan ya da işte Türkiye'de bu teknolojiye yatırım yapan her firmayı buradaki diğer şirketlerin yöneticilerini desteklemesi gerektiğini düşünüyorum ki bu teknoloji daha çok penetre etsin ve insanlar gerçekten daha katma değerli hizmetlere yönelebilsinler. Burada birkaç tane ekran örneği var sadece ürünleri göstermek adına. Buraları geçeyim. Burada da bir finansal fayda ekranı var. Bunu da önemsiyorum. Her şirketin departmanları ya da bizim kendi şirketimizden örnek verecek olursak, departmanımız içerisinde herkes kendi yaptığı işinin değerini bu yeni yaptığı robot üzerinde bir TL karşılığı ya da saat karşılığı olarak girebiliyor. Ve kendi robotlarının kendi departmanında nasıl bir fayda sağladığını da anlık dashboardlarda görebiliyor. Böylelikle ölçülebilir bir değere sahip oluyorsunuz ve buna göre de buna yatırım yapmaya devam edebilirsiniz. Eğer
ne kadar fayda sağladığınızı görürseniz ona göre de motivasyonunuz daha da artıyor. Bununla ilgili tabii bu tek başına yeterli bir şey değil. Şunlar da yapıldı. Kendi kendine öğrenme ile ilgili uygulamalar geliştirdik. Akademi üzerinde şu anda Türkcell'in Geleceği Yazanlar bölümünde de dahil olmak üzere eğitim videoları, sertifikalar ve diğer konularda bilgi alabilirsiniz. Bunu içeride hem penetre etmek hem de büyütmek adına da hem hackathonlar hem de ideatonlar da dahil olmak üzere yeni yapılar da geliştirdik. Bunların çok faydasını gördük, bunlara ödüller verdik. Şirket içerisinde en fazla fayda gösteren işlemlerle ilgili ve bunu da bir paket haline de getirdik. Yani biz bunu sadece kendimiz için değil, bunu kullanmak isteyen tüm şirketlere sunabilecek durumdayız ve biz aynı zamanda yaşadığımız, hani derler ya bana attan düşmüşü getirin diye, biz yaşadığımız ve gördüğümüz bu tecrübelerimizi aslında heybemize biriktirdik ve beraber çalışacağımız firmalara da bunları sunuyoruz. Burada bir kare kod var. Dışarıda da standımız var. Bir ay boyunca ürünü ücretsiz olarak kullanabilirsiniz. Cloud'da da çalışıyor. On-premise olarak da çalışıyor. Denemenizi şiddetle tavsiye ederim. Gerçekten şey açısından da baktığınız zaman hani süreci takip etmek ya da kullanmak, kurmak da açısından da oldukça kolaylık sağlayan bir şekilde tasarlandı. Buradan da kare kodu okutabilirsiniz deyip ilk konumu tamamlayayım. Şimdi ikinci konuya geçeyim. Evet, konumuz üretken yapay zeka ve bu üretken yapay zeka ile ilgili insanların hayal gücü nerede, nereye kadar devam edecek? Hepimizin merak ettiği şeylerden bir tanesi. Biz bu işe başlarken yaklaşık olarak 4 ya da 5 yıl önce bir hayalimiz vardı. Bu hayalimi biraz anlatacağım sizlere ve biraz da size hepiniz kullanıyorsunuz işte IVR dediğimiz uygulamaların yani 1980'lerden itibaren gelen teknolojinin evrimiyle ilgili size kısa bir bilgi verip birkaç tane de video göstereceğim size. Çok da sıkmayacağım. Şimdi dijital asistan biz müşteriye insana en yakın deneyimi sağlamaya çalışıyoruz. Şu anda eminim ki siz bankayla da çalışırken, operatörle de ararken ya da herhangi birisiyle de konuşurken o ilk mücadele ettiğiniz aradaki o IVR'ın gerçekten insana yakın olmasını istiyorsunuz. Ve bizim deneyimlerimiz içerisinde baktığınız zaman orayı hemen atlayıp aslında bir insanla görüşmeye çalışıyorsunuz. Çünkü insan derdinizi anlayabiliyor. Oradaki karşılaştığınız şey ise size sadece bir ya da iki kelime sınırı veriyor. Bana şunu mu dedin, bunu mu dedin? Şimdi ilk bu işlere başlarken bu grafiği bir aklınızda tutmanızı istiyorum. Sonrasında bunun nasıl çalıştığıyla ilgili zaten videoyu göreceksiniz. Şimdi yapay zekaya sorduğumuz şeyler, işte ChatGPT'den, telefondan ya da web sayfasından dikkat ederseniz hani biraz yavaşlığı var. Yani soruyorsunuz, o önce o sesleri alıyor, bir gönderiyor, sonra cevabını veriyor ve cevabını size parça parça aktarmaya çalışıyor. Şimdi bu aşamada ilk çıkan karşımıza çıkan şey neydi? Botlardı. Botlar çıktı ve ilk botla böyle yazı yazdın, cevap verdin. Bunlar yapılmaya başlandı. Şimdi ses başka bir şey, konuşmak başka bir şey. İnsan konuşması arasında, diyalogları arasında yaklaşık olarak birbirleriyle konuşurken bekleme süreleri 1,5 saniye civarında falandır. Yani ben bir şey söylerim, 1,5-2 saniye beklerim. Karşıdan bir şey alıyor muyum, almıyor muyum? Almıyor muyum diye. Sonrasında tekrar konuşma, diyalog böyle gider. İnsanın kendi kelimeleri arasındaki boşluksa kabaca 400 milisaniyeler seviyesinde bir şeydir. Yani ben okula gidiyorum dediğiniz zaman o aralıklardaki sürelerde yaklaşık olarak 400 milisaniyeler seviyesinde bir şeydir. Şimdi bir sesi alacaksınız, onu götüreceksiniz. Sesi alıp tekste dönüştüreceksiniz. Burada gene yapay zeka kullanacaksınız. Sonra bu teksti alıp tekst ne diyor diye anlayacaksınız. Anladığınız şeyi cevabını vereceksiniz. Cevabını verirken tekrar bunu sese dönüştüreceksiniz.
sesten tekrar telefona götüreceksiniz. Bunun toplam süresi 400 milisaniye. Şu anda gördüğünüz şey 400 milisaniye içerisinde bu işi tamamlayabiliyoruz. İlk başlangıç 2005'li yıllarda kelime anlama, fatura, efendim işte bir kelimelik, iki kelimelerle ne istediğini, yani müşteri yönlendireceğimiz, yapacağımız şeyi anlamaya çalışıyorduk. Bu 2010'lu yıllarda Callstring adında işte dışarıdaki firmalardan, yani yurt dışı firmalardan Türkiye'ye gelenler, bazılarınız bu teknolojileri de kullanmıştır. Kelimeyi anlıyor, doğal konuşmayı anlıyor ve çağrıyı yönlendiriyor. Yani çağrı yönlendirmek ne demek? İşte bir grup konuyla ilgili ilgilenen grubun cevaplayabileceği gruba yönlendirebilme. Şimdi 2020 yılına geldiğimiz zaman aslında bir dijital esnan dönemine girdiğimiz dönem. Biz bu dönem oturduk şunu konuştuk. Hep kendimize sorduğumuz soru şuydu. IVR'de biliyorsunuz bir bu IVR'de konuşma işleri gelmeden önce hep tuşlamalar vardı. Ve bir ağaç mantığıyla ilerlerdi. İşte bire bas, bire basınca aşağıdaki menülere git, oradan bir şeylere bas, ona git. Bu işte değişti konuşmayla, fatura, kredi, borç falan deyip ona göre alt menüler açılmaya başladı. Şimdi yenisinde ise biz hep şunu söyledik. Neden ağaç var? Ağaca bakmak çok zor. Maintain etmek çok zor. Ya öyle bir şey olmalı ki. Söylediğin zaman insan gibi cevap vermesi lazım. O mantıkla düşünmesi lazım. O dönem içerisinde teknoloji henüz buna hazır değildi. Ve yeterli de değildi. Biz ilk başlarken sesten yazıya dönüşümle ilgili ciddi anlamda bir uğraş verdik. 1000 saatlik bir eğitimle beraber sesten yazıya dönüşümle ilgili kendi yazılımımızı yazdık. Burada bir tane örneğini görüyorsunuz. Gerçektir bu. 1144, yani %98'lik bir başarı var. Çünkü ciddi anlamda bir etiketleme ve eğitimle bu sonucu elde ettik. Şimdi hayatımıza ne geldi? NLP geldi. Artık ağaç mantığından ortadan kalktı ve sizi gerçekten insan gibi anlayıp insan gibi cevap verebilecek yapılara kavuştuk. Ve bununla ilgili yeni teknolojiler, yani bakarsanız işte ChatGPT'nin çıkışı Kasım dendiği gibi işte neredeyse bir yıl olmadı. Yani yeni bir yıl olacak. Her şey çok yeni. Döküman yok. Akademisyenlerde şu anda tam detay bilgiler yok. Dokümante edilmiş bir durum yok. Bunun kullanım alanlarını bulmak, etmek gerçekten şu anda zorlayıcı. Şu anda en yakın dediğim gibi kullanım örnekleri bot üzerinde yapılabiliyor. Şimdi merhaba. Sizi Türkcell'den biraz sesi açabilir miyiz? Fatura kesim tarihiniz her ayın 20'si olacak şekilde değiştirdim. Ödeme tarihleriniz her ayın yaklaşık 2'sinde olacak. Yapmak istediğiniz işlem mevcut tarifinizi öğrenmek mi, farklı bir tarife geçmek mi, yoksa kampanyalar hakkında bilgi almak mı? Bu sesleri tanıyorsunuz. Muhtemelen Türkcell müşterisiyseniz buradaki bu bizim spikerimizin önceden kaydettiğimiz sesleriydi. Şimdi merhaba, sizi Türkcell'den arıyorum. Başka bir örnek. Fatura kesim tarihiniz her ayın 20'si olacak şekilde değiştirdim. Ödeme tarihleriniz her ayın yaklaşık 2'sinde olacak. Yapmak istediğiniz işlem mevcut tarifenizi öğrenmek mi, farklı bir tarifeye geçmek mi, yoksa tarifenize ek bir paket almak mı? Sezen burada. Sezen bizim Türkcell tarafında yapay zekada çalışan arkadaşımız. Bu onun sesi. Şimdi ses klonlamayla ilgili de biliyorsunuz bir yandan da ses klonlaması var. Bizim burada yapmaya çalıştığımız şey gerçekten böyle stüdyo ortamındaki ses değil. Gerçekten sizin normal konuşmanızda cevap veren, normal diyalog şekilde cevap verebilen sesler yapabilmek. Tekrar hatırlayın o şekli. Orada bir sesin tekste dönüştüğü yerde bir de klonlama teknolojisi var. Burada gene bu yaklaşık olarak iki yıl boyunca uğraştığımız bir işti. Bunu niye yapıyoruz? Sizin istediğiniz ses, hoşlandığınız ses, nasıl navigasyonda sesleri seçebiliyordunuz? Şimdi ses klonu içerisinde istediğiniz şekilde size hitap edebilecek konuşmacıyı seçebilirsiniz. Şimdi size bir tane canlı demo göstereceğim. Bu gerçekten
işte aradığınızı, konuştuğunuzu hemen anlayan, ona göre cevap veren, sonra da farklı konularda dahil olmak üzere sorularınızı cevaplayabilen bir bot. Bu görseli siz göresiniz diye yaptık ama bunun da aynı zamanda hani ilk çıkış noktamızda müdahale edilebilecek ekranları da aslında tasarlanmış durumda. Geri planda baktığınız zaman bu servis şeklinde tamamen müşteri temsilcisini simüle edebilecek ya da ona asist edebilecek bir yapıda çalışabiliyor. Devam edelim, çalıştırabilirsem. Türksel Dünyası'na hoş geldiniz. Size nasıl yardımcı olabilirim? Merhaba. Merhaba. Yakın zamanda tatile çıkıyorum. Hava durumu nasıl, öğrenmek istiyorum. Hangi lokasyon için hava durumunu öğrenmek istiyorsunuz? Bodrum için. Bodrum ilimizde önümüzdeki 5 gün hava açık, 30 derece ve üstü olduğunu görüntülüyorum. Peki, başka bir konuda destek isteğim daha var. Buyurun, sizi dinliyorum. Tatilde Yunan adalarını ziyaret edebilirim. Telefonum orada çekecek mi? Ek yurt dışı paketi satın alırsanız, Turkcell hattınız yurt dışında da kesintisiz çalışmaya devam eder. Son dönemdeki kullanımınıza baktığımda yurt dışı 300 paketinin size uygun olduğunu görüyoruz. Bu paket ile 230 Türk lirası ödeyerek 300 dakika konuşabilirsiniz. Süper, satın almak istiyorum. Yurt dışında aylık 300 dakikalık konuşma paketinizi onaylıyor musunuz? Evet, onaylıyorum. Ek yurt dışı paketiniz hattınıza tanımlanmıştır. Teşekkür ederim. Rica ederim. Size yardımcı olabileceğim başka bir konu var mıdır? Hayır, teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler. Evet. Burada gördüğünüz gibi arka tarafta şey yok. ChatGPT'ye gidip işte soruyor, ondan da cevap alıyor gibi bir yapısı yok. Şu anda bizim kendi, biliyorsunuz, büyük dil modelinin henüz Türkçe versiyonu yok. Bununla ilgili ciddi anlamda arka tarafta bizim duvara tosladığımız, 2,5-3 yıl boyunca uğraştığımız ve süresini 400 milisaniyenin altına indirmek için ciddi eforlar sarf ettiğimiz bir uygulamayı görüyorsunuz. Bununla birlikte kendi domaininizi eğitmek, bu bir hastane olabilir, bu bir banka olabilir, bu bir telko operatörü olabilir. Sadece train etmeniz yeterli oluyor. Ve içeride artık bundan sonra kendi müşteri temsilcinizden ya da nasıl evrensel yapay zeka tüm insanlığın bilgi birikimini toplayıp kendi üzerinde barındırabiliyorsa, kendi şirketinizdeki en doğru bilgiyi verecek, hatasız ve müşteriyle en doğru iletişimi sağlayabilecek şekilde tasarlayabilirsiniz. Biz 4 yıl önce hayal ettiğimiz şeyi bugün yaşıyoruz. Şimdi önümüzde yeni hayaller var. Beni dinlediğiniz için çok teşekkürler. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Gerçekten ilham veren bir başka sunum.